Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte piyasadaki son durumu teknik analize gömülmeden inceleyeceğiz. Yapmamız gereken hareketleri ve gelişecek senaryoları konuşup değerlendireceğiz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bir önceki videoda bahsettiğim Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili çeşitli gelişmeler oldu ve bir nevi bu spekülasyon rafa kaldırıldı. Haberler tek tarafa doğru kaymaya başladı. Nedir? O videoyu çektiğim saatlerde şöyle bir gelişme vardı. ABD ve İngiltere Rusya'daki, Ukrayna'daki vatandaşlarını geri çağırıyordu. Şimdi ise doğu bölgelerinden uzak durmalarını söylüyor. Yani yumuşattı olayı ve olayın arka tarafındaki asıl gerçek görünmeye başladı. O yüzden birazcık benim gündemimden kalktı arkadaşlar. Bu işin birazcık daha spekülasyon olduğu hissine kapılmaya başladım. Ama hala belli bir hafta duruyor. Bunu bir rafa koyduk diyelim. İkinci gündemimiz nedir? İkinci gündemimiz ve ana gündemlerimizden biri yarınki FED toplantısı ve gelecek faiz artırımı ya da yatay seyre devam mı edilecek? Ki faiz artırımının artık gelmeyecekse de gelmesinden önceki son virajdayız. Bunu söylemek istiyorum. Kendi şahsi düşüncem bu yönde. Şimdi yarınki toplantıyı beklemeden hareket yapmanın mantıklı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yapmamız gereken şudur. Zaten beni takip eden arkadaşlar, beni dinleyenler kademeli alıp kademeli satıyorlardır. Şu anda yapmamız gereken yarını beklemektir. Bugün hamle yapmayı düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü yarın çıkacak karar bizi aşağı ya da yukarı yönlü çok sert bir harekete maruz bırakabilir. Benim kendi şahsi düşüncemse yarından sonra bir gerileme gelir mi? Gelir arkadaşlar. Hangi seviyelere gelir? Bakın 40.940 bandı, yani 41.000 diyelim. İlk adımda buraya bir geri çekilme normal. Ama benim asıl beklediğim hareket arkadaşlar 40.000 bandına, psikolojik destek noktası olan 40.000 bandına kadar bir geri çekilme. Hatta küçük bir 39'a göz kırpılabilir. Bu seviyeleri geri çekildiği takdirde altcoin'lerde hızlı alım fırsatları oluşacaktır. O yüzden belli başlı bölgelere arkadaşlar ben alarmlarımı kurdum. Yani bu saatlerde eğer uyuyor oluyorsam ya da farklı bir işle ilgileniyorsam alarm çaldığında girip alımlarımı kademeli kademeli yapacağım. Şimdi bu alımları yaparken neye dikkat etmem gerekiyor? Biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar bu alımları yaparken ben bu yıl şöyle bir strateji izliyorum. Genel anlamda da bu stratejiyi devam ettiriyordum. Ama bu yıl daha da üzerine düşeceğim. Bu yıl görünmeyeni görüp hangi sektöre gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ona göre hareket ediyorum. Mesela şu anda benim favorim oyun sektörü. Oyun sektörüyle ilgili projelerde araştırmalarıma devam ediyorum. Yakında bir oyun altcoin sepeti videosu gelecek arkadaşlar. Onun için takipte kalıp videoyu mutlaka beğenin ki daha fazla kişiye ulaşalım. Daha fazla kişinin hayatına, portföyüne dokunalım. Şimdi oyun sektörüne çok girmeyeceğim çünkü ayrı bir video konusu. Şimdi arkadaşlar piyasadaki diğer veriler ne söylüyor bizlere? Benim bu dönemde çok takip ettiğim dolar endeksine baktığımızda bir yükseliş hareketi geldi ve şu anda destek konumunda, minor bir destek konumu arkadaşlar. Çok tutulan bir destek konumu değil, ancak burada asıl tutulacak destek konumu 95-916 seviyesidir. Şimdi bu konumlarda bizim yapmamız gereken hareketler nedir? Eğer ki bu dolar endeksi yukarı doğru çıkıyorsa piyasada bizim beklediğimiz düşüşle birlikte alım yapılacak konum gelecek demektir. Bakın bunu takip edin. 4 saatlik takip edin. Hatta 4 saatliği geçtim arkadaşlar. Şöyle küçültün. Alın bir 1 saatliğe. 1 saatlikte bakın son durum nedir? Bakın 1 saatlikte çok net bir yükselen trendi var. Onun haricinde 4 saatlikte bakarsak bu yükselen trendi gözden kaçırabiliyoruz. Bakın şurada bir çizgimiz var. Temaslı görüyorsunuz, bir yükselen trend var. Bunu gözden kaçırabiliyoruz ama 1 saatlikte çok net görülüyor. Yani bir gerileme yaşanması %60 olasılıkla mevcut. Bunun haricinde ne yapmamız gerekiyor? Dominansa baktığınızda dominansta da yükseliş hareketi gözüküyor 4 saatlikte ve ciddi bir yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor, altcoin'lerin baskılandığını gösteriyor ki baskılanıyor. Bilirsiniz arkadaşlar, önceki videolarımı takip edenler bilir, size küçük bir tüyo vermiştim. Neydi bu tüyo? Kullandığınız borsada eğer ki varsa popülerler ve yükselenler kısmına bakın. Burada eğer %40'ın üzerinde 3 adet proje yoksa, bakın bunlar yeni listelenmeler dahil değil, kesinlikle o gün listelenmiş ve artmış projelere dahil, %40'ın üzerinde bir yükseliş yoksa 3 tane 4 tane ya da böyle bir yükselişler gelmiyorsa demek ki bir sıkıntı var. Eğer düşenler bölümünde de arkadaşlar %10'un üzerinde, hatta bu 19'lara 17'lere dayanan günlük olarak 24 saatlikte düşen 3 proje varsa da o zaman bir düşüş bekleyin. Ben bugün itibariyle farklı farklı borsalardan kontrol ettiğimde bir düşüşün gelebileceği ışığı yanıyor arkadaşlar, açık olarak. Bunu devam ettirip şöyle bağlamak istiyorum. Fear Grid. Bakın Fear Grid çok güzel seviyelere çıkmıştı. 54 seviyelerine, yani artık korkunun kaybolduğu seviyelere çıktı. Yatay bir seyre çıkmıştı. Tekrardan bir düzeltme yaşadı ki haklı bir düzeltme. FED ayrı bir taraftan, yani Amerika ayrı bir taraftan, Rusya-Ukrayna ayrı bir taraftan sıkıştı kaldı. Ama burada bizi rahatlatan veri ise arkadaşlar Bitcoin'deki hash grafiği, yani madencilikle ilgili bir veri. Ve burada da tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşıldığı gözüküyor. Yeniden bir hash oranı kırıldı. Yani madencilik anlamında türlü darbeler gelse de madencilik kendini toparlayan bir sektör. Ve bildiğiniz üzere SEC de madencilikle ilgili bir ETF'e onay verdi. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük sıkıntılarından biri, savaşın çıkma nedenlerinden biri, hatta en büyük kozlardan biri enerjidir. Enerji sektörüyle ilgili bir durum madencilik. Burada da şunu düşünmenizi istiyorum. Bunun çözümü teknolojiyledir. Teknoloji ilerledikçe madencilik sektörü de, enerji de arkadaşlar ilerleyecektir. İlerlemekle yükümlüdür. Burada eğer ki bir yenilik yapılacaksa teknolojinin kendisi kripto piyasası arkadaşlar. Kripto piyasasındaki maddi değere bakmayın. Arkasındaki teknolojiye bakın. Bu bir teknoloji. Bu bir sanal bir isim ve isme yüklenmiş bir değer değil. Bu bir teknoloji arkadaşlar. Tabii ki boş isimler çok fazla var. Çok fazla böyle fake altcoin, shit altcoin var ama genel anlamda piyasanın global yüzüne baktığımızda global yüzde şunu görüyoruz. Teknolojiyle ilerleyen, teknoloji ve bilime yönelen birimler, isimler, şirketler. Şimdi bunu söyledikten sonra nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Enerjide tasarruf, yani ekran kartlarıyla yapılan madencilik işleminde ekran kartlarının geliştirilmesi, ki bu konuda haberler çıkıyor. Onun haricinde farklı farklı enerji türleri, mesela şöyle söyleyeyim, El Salvador'un volkan enerjisiyle, yanardağ enerjisiyle Bitcoin üretmesi vesaire. Bunlar arkadaşlar giderek çoğalacak, giderek artacak. Teknoloji bunları iyileştirecek. Yani bu kısa vadeli bir sorundur. Uzun vadede tabii ki enerji büyük bir sorun olsa da teknoloji geliştikçe çözülebilecek bir yol ve yöntemdir. Bunları düşünün ve şu andaki panik yapmaya gerek olmayan grafiği görün arkadaşlar. Hash oranı arttıkça bu arada güvenlik de artıyor ve hacklenme olayları ya da işte sahte bir birimin onaylanması, sahte bir bloğun onaylanması riski de düşüyor. Bu da Bitcoin'in güvenilirliğini arttırıyor. Genel anlamda dediğim seviyeyi unutmayın arkadaşlar. 40.000 liraya yaşanacak bir geri çekilmede benim yatırımım daha çok oyun sektörü üzerine ve Metaverse NFT dalgası üzerine olacak. Zaten bu üçü birbiriyle aslında çok bağlantılı sektörler. Bunu da gözünüzden kaçırmayın. Yani oyun dedim diye illaki bir oyun parasına yatırım yapmanız gerekmiyor. Ama oyun sektörüyle Metaverse birbiriyle bağlantılıdır. Hatta şöyle bir sıralama yapacak olursak Sandbox, onun haricinde Mana ve Axe gibi platformlar, oyun platformları da aynı zamanda Metaverse'ün öncüleridir, değil mi? Bu şekilde düşünün. Onlarla ilgili de video gelecek. Bu çektiğim video umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer ki söylediğim senaryoda gerçekleşecekse yapılacak hareketler bellidir. Bunların ve daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca hepiniz de sosyal medya hesaplarına bekliyorum. Oradan güncel haberler, güncel gelişmelerden hızlıca yararlanabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı günler, bol kazançlı haftalar diliyorum. Güzel günler yakın. Hoşça kalın arkadaşlar.